Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yepyeni ürünler deneyeceğiz sizinle birlikte. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Bugün böyle küpelerimle ve üstümle elmaya benzemek istemişim belli ki. Yalnız şu küpelerin şirinliğine bakar mısınız? O kadar tatlılar ki gerçekten yemek istiyorum bunları. Şimdi ilk olarak bazla başlayacağım. Physicians Formula'nın yeni ürünleri geldi biliyorsunuz ve ben de bunlardan bazını aldım. Butter Believe It isimli şöyle bir bazı. Bunu alışveriş videomda göstermiştim sizlere. Elf'in yabancılarda sürekli gördüğüm ama Türkiye'ye asla getirmedikleri şu bazına benzer mi acaba diye umutlanarak aldım açıkçası. Arkasında yazana göre cilde yumuşatıyormuş, nemlendiriyormuş ve ipeksi bir yumuşaklık sağlıyormuş. Gözenekler üzerinde herhangi bir etkisi yok mu? Hah tamam varmış. Diyor ki kadifemsi bir yumuşaklık sağlar. Aydınlık bir yumuşaklık sağlar. Sürekli yumuşaklık sağlıyor. Ve gözenekleri küçültüyormuş. Ambalajı çok şeker bu arada. Yalnız beni bir tek düşündüren bu aydınlık bitiş oldu. Ay size göstermedim. Bir saniye. Ürünün şöyle bir görünüşü var. Şu an dokunduğum kadarıyla baya baya yağ. Yani ben birazcık daha yağımsı, kremsi bir form bekliyordum. Fakat yani şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama baya parlak bir şekilde duran yağ formlu bir ürünmüş bu. Şu an beni sadece birazcık aydınlık görüntüsü korkutuyor ve bu kadar yağlı olması. Çünkü biliyorsunuz benim cildim karma yağlı. Şu an gerçek anlamda yüzüme bir yağ sürüyormuşum gibi hissediyorum. Sizce gözeneklerimde herhangi bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama ben aynadan baktığımda herhangi bir fark görmüyorum. Aksine daha parlak bitişli olduğu için gözeneklerim sanki daha da ortaya çıkardı gibi oldu. Maalesef daha dakika bir gol bir beğenmediğim bir ürün oldu. Şimdi hemen fondötene geçiyorum. Fondöten olarak Estée Lauder'ın Double Wear fondötenini uygulayacağım. Fakat bunu yeni bir makyaj süngeriyle uygulayacağım. Bu Eka Tools'un Bio Blender isimli bir makyaj süngeri. Bu arada bunun arkasında Plant Me yazıyor. Yani kullanımınız bittikten sonra artık ne kadar kullanıyorsanız 3 ay mı 4 ay mı bilemeyeceğim. Kullanımınız bittikten sonra sanıyorum bunu toprağa ekiyoruz ve bir şey çıkıyor. Yani bunu artık birkaç ay sonra size güncellerim tekrar. Valla açıkçası Sebile'nin şu Soulfly süngeri var ya, yani hiçbir sünger onun üstüne çıkamazmış gibi geliyor. Fakat tabii ki deneyeceğiz. Şöyle tatlı bir ambalajdan çıkıyor bu arada. Şu anki boyutu bu şekilde. Çok yumuşak bir sünger değil açıkçası. Şöyle şeklini de göstereyim. Böyle kontür falan uygulamaya müsait bir sünger gibi duruyor. Ya da böyle göz altınıza baking yapıyorsanız onun için. Şimdi ben bunu ıslatıp geleceğim. Bu arada hakikaten yani sert diyebileceğim bir sünger. Bakalım ıslatınca ne hale gelecek. Şimdi süngerimi ıslatıp geldim. Açıkçası sünger hiç beklemediğim oranda şişti. Ve bayağı da yumuşadı. Şu anki halinden daha memnunum. Hemen şöyle fondöteninden elime birazcık aldım. Ve uygulamaya başlıyorum. Şimdi öncelikle sünger çok fazla ürünemiyor. Yani şu an biraz Soulfly süngerle karşılaştırarak gideceğim. Soulfly süngere göre çok çok fazla ürünemiyor. Yani normalde bu fondötenin kapatıcılığı kesinlikle bu değil. Fakat şeklini fondöten uygularken de beğendim. Çünkü şöyle burun kenarlarına çok rahat girebiliyorsunuz. Veya şu tam göz çukurunun olduğu yere çok kolay uygulama yapabiliyorsunuz. O açıdan beğendim. Ama yani şöyle göstereyim. Gerçekten ürünün yani %40'ı falan burada eminim. Kapatıcı olarak Revolution'ın Conceal and Define Infinite kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi C8 numarası. Ya bütün sevdiğim kapatıcılarım aynı anda bitmeye başladı. Şaka gibi. Bunu da yine süngerin şu kısmıyla uygulayacağım. Ay gerçekten göz altına uygularken falan da gayet güzel. Yani tam oturuyor. Kapatıcıdan çok minik bir miktar daha geçeceğim. Çünkü gerçekten sünger o kadar fazla ürünemiyor ki. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum bu primer ile ilgili. Şimdi normalde biliyorsunuz bu Estée Lauder'ın fondöteni gerçekten cilde sabitlenen ve ele, telefona hiçbir şey bulaşmayan bir ürün. Fakat altına uyguladığımız bu Physicians Formula'nın makyaj bazıyla beraber o yağlılığından sanıyorum
şu an elime direkt geçiyor. Gerçekten makyaj bazını hiç beğenmedim. Pudra olarak Revolution'ın Matte Base Powder isimli bu pudrasını kullanacağım. Bendeki P2 numarası. Bolca pudralıyorum şu an. O yağlı görüntü hiç hoşuma gitmedi. Şu an baksanız alnım çok daha iyi görünüyor. Şimdi hemen kaşlarımı dolduracağım. Sonra da yeni bir kaş jeli deneyeceğiz sizinle birlikte. Kaşımı NYX'in Micro Brow Pencil isimli bu kaş kalemiyle dolduracağım. Bendeki rengi Ash Brown rengi. Kaşlarımı sabitlemeye geçiyorum. NYX'in Control Freak kaş jelini kullanacağım. Bunu ilk kez deneyeceğim. Herhalde denemeyen bir tek ben kaldım bunu. Fırçası bildiğimiz kaş jellerinden hatta bayağı da büyük görünüyor. Ben birazcık daha böyle küçük fırçalı kaş jellerini daha çok beğeniyorum açıkçası. Hemen uygulayalım bakalım. Yani bu şeffaf bir jel olduğu için sonuçta hani böyle çok dışarı taşmasının falan bir önemi yok. O yüzden fırçasının büyüklüğü şu an çok da fark ettirmedi. Orta ıslaklıkta bir ürün. Altına uyguladığım o kaş kalemini götürmedi, silmedi. Bakalım biraz sabitlensin, ondan sonra bir kontrol ederiz. Şimdi bugün kontür ve bronzer olarak NYX'in şu paletini kullanacağım. Bu aydınlatıcı ve kontür paleti olarak geçiyor. Şuradaki iki rengi karıştırıp uygulayacağım. Bu çok koyu bir kahve tonu. O yüzden şununla birazcık rengini açıyorum. Allık olarak da Makeup Obsession markasının Pinky Promise isimli bu allık paletini kullanacağım. Bunun içerisinde çok tatlı pembe tonları var. Ben bugün şu ortadakini almak istiyorum. Bayağı kızardım ha. Bayağı fazla almışım. Olsun. Bugün de böyle olsun. Böyle şimdi yaz aylarında değiliz, kış aylarındayız ama kışın da o soğuğu cildinizi yakar ya, öyle gibi düşünelim. Bilmiyorum, ben böyle bu tarz uygulamayı seviyorum aslında. Şimdi aslında aydınlatıcı olarak size Flormar'ın bu Brow Up Highlighter isimli ürünü göstereceğim. Fakat bunu göz makyajından sonra uygulamak istiyorum. Çünkü bu aslında şöyle kaş altını aydınlattığınız bir ürün. Çok güzel, çok pratik. Rengine bayıldım. İçerisinde sim yok. Fakat göz makyajımı yapayım. Ondan sonra hem kaş altımı aydınlatırım, hem göz pınarımı, hem işte yanaklarımı, burnumu ve dudağımın üstünü o şekilde düşünüyorum. Şimdi hazırsanız birlikte bu I Heart Revolution'ın yeni çıkan Tasty Coconut isimli far paletini incelemeye geçiyoruz. Ambalajı inanılmaz tatlı. Beni korkutan bir tek böyle içerisinde çok benzer renkler var. Hani o yüzden renkler acaba uygulandığında da aynı mı okunur diye bir endişem var. Mesela şuradaki iki renk birbirine çok benziyor. Şu tonlar birbirine çok benziyor ama hani biri birazcık daha sıcak alt tonlu, diğeri birazcık daha soğuk alt tonlu gibi. Şimdi ilk önce paletteki renklere bir yakından bakalım, ondan sonra makyaja geçelim. Bakın size tam olarak bahsetmek istediğim şey buydu. Bunlar birbirine çok yakın tonlar fakat hani ufak bir alt tonları var sadece. Mesela işte buradaki gümüş, buradaki daha mavi alt tonlu bir gri tonu, bu lila, bu pembe, bu sarı fakat hani birbirine bayağı benzeyen renkler aslında yani. Hepsinin bir gümüş yansıması var. Yine de koluma uyguladığımda aynı olmaması beni sevindirdi şu an. Şimdi ben ilk olarak şuradaki rengi alıyorum. Ten rengine benzeyen rengi. Birazcık daha bunun içerisinde pembelik var. Bunu şöyle tam kaş altıma geçiyorum. Bu bayağı güzel bir şey olur. Göz kapağı eşitleme rengi. Şimdi şuradaki lila rengini alıyorum. Bunu da katlanma çizgime geçiyorum. Bu arada mat farlar I Heart Revolution'ın çoğu far paletinde olduğu gibi biraz tozutuyor. Şimdi hazırsanız şuradaki yeşili kullanmaya başlıyorum. Bu arada paletteki ışıltılı renkler birazcık daha böyle parça parça duran yapıdalar. Bunları bazılarınız sevmeyebilir, o yüzden söylemek istedim. Ay çok güzel bu.
Şimdi bunun üstünden birazcık daha geçmeden önce sol tarafa da fırçamı ıslatarak uygulamak istiyorum. Bakalım öyle nasıl duracak. Evet, yani ıslatılmış taraf bence bir tık daha iyi duruyor. Hemen şu taraftan da ıslak fırçamla beraber geçiyorum. Yalnız gerçekten baya baya o dediğim yapıdalar. Ki o yapıları da böyle çok fazla fırçanızı ıslattığınızda birazcık garip durabiliyor. Gerçi hani bu yapıdaki farlar da genelde makyajınız bittikten böyle bir 10 dakika sonra falan farınızı daha iyi oturmuş bir şekilde görüyorsunuz. O açıdan sorun yok. Ben ilk uyguladığım haline aldanmıyorum. Fakat rengi gerçekten çok tatlı duruyor. Ben birazcık da bu yeşilin yanına şuradaki liladan almak istiyorum. Bu sefer ışıltılı olan lilayı alıyorum. Yeşille mor çok güzel yakışmıyor mu ya birbirine? Şimdi şöyle çok ince uçlu bir fırça aldım. Buradan şuradaki böyle krem rengindeki ışıltılı rengi alıyorum. Yine fırçamı ıslattım ve şuradan son zamanlarda yapmayı çok sevdiğim şeyi yapıyorum. Sanki böyle kat kriz yapmışım da onun çizgisini çekiyormuşum gibi. Parlaklıkları gerçekten çok güzel bu arada. Taraf asla eşit olmadı. Şu an onu eşitlemeye çalışıyorum. Evet, şu an birbirlerine birazcık daha benzediler. Şimdi birazcık da şuradaki haki yeşile benzeyen ama soğuk tonlarda bir kahverengi olan rengi alıyorum. Bunu da şöyle en dış kısmı hafif gölge vermek için uyguluyorum. Şimdi alt kirpik diplerimden de yine şuradaki yeşille geçeceğim. Dış kısımlarından da şuradaki koyu yeşille geçeceğim. Bunun böyle içerisinde biraz altın ışıltılar var. Çok güzel duruyor bu renk. Bu arada bir tek sanırım bu yeşilin yapısı diğer ışıltılı renklerden biraz farklı. Buradaki yeşil diğerleri kadar öyle parçalanan yapıda değil. Vallahi ben bu rengi direkt şöyle eyeliner olarak da uygulamak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Vallahi renkler bir değişik oldu. Bir uyumlu gibi de bir uyumsuz gibi de bilemedim vallahi. Umarım siz beğenmişsinizdir. Hangisini uygulasak acaba? Açık yeşil mi, koyu yeşil mi? Şöyle yapalım. Bir şunu iç kısımlara uygulayayım. Tamam, yok. Bunu şu an bu renklerle beğenmedim. Farklı bir yeşilin tonu daha eklenecek çünkü. O yüzden Flormar'ın Exilium Tattoo Gel Pencil isimli bu serisinden yeşil olanını kullanacağım. 03 Deep Green rengi. Evet, şu an bayağı hoşuma gitti benim. Şimdi maskaraya geçmeden önce az önce size bahsettiğim Flormar'ın bu ürününü uygulayalım. Bu böyle kalem formda bir aydınlatıcı. Hemen rengini göstereceğim. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel yansıyor. Ve içerisinde de asla sim yok. Ya ışık neden böyle ya? Kıpkırmızı gözüküyorum ben şu an kamerada. Umarım sadece bana yansıyan o şekildedir. Umarım böyle gözükmüyordur. Neyse, şimdi bunu şöyle kaş altıma direkt uyguluyorum. Bakar mısınız? Yani istemezseniz şöyle dağıtmaya bile gerek yok ama iki pıt hareketiyle dağılıyor aynı zamanda. Çok beğendim gerçekten. Şimdi bunu şöyle göz pınarlarıma da uygulayacağım. Pratikliğine bakar mısınız? Aynı zamanda burun ucuma. Şu kısma da uygulayalım. Ve dudak üstüne de o kadar güzel uyuyor ki. Gerçekten çok başarılı bir ürün ve fiyatına göre performansı inanılmaz iyi. Hemen maskaraya geçiyorum. Maskara olarak L'Oreal'in Bambi Oversize Eye isimli bu maskarasını uygulayacağım. Şimdi son olarak yeni deneyeceğim ruja geçiyorum. Bu rujun rengine elimin üzerine baktım ve gerçekten tam bir aşk. Sephora'nın Merve Özkaynak'la yaptığı işbirliğindeki bu rujlarından aldım. İstanbul rengi bendeki. Böyle gül kurusu tonlarında bir renk. Hemen uyguluyorum.
Bu arada çok güzel bir şey kokuyor. Şöyle bir otursun, sabitlensin. Yapışkanlığına da bakacağım hemen. Şöyle bir minik daha ekleme yapalım. Ya yalnız bu nasıl güzel bir renk ya. Gerçekten çok iyi. Sanıyorum artık oturmuştur. Hemen bir yapışkanlık testi yapalım. Hiçbir şekilde yapışkanlık yok. Bu arada dudaklarımı ilginç bir şekilde hafif nemli de hissediyorum. Bir bulaşıp bulaşmadığına da bakalım. Çok az bir şey bulaşmış. Demek ki birazcık daha kurusa tamamen bulaşmayan bir ruj olacak. Ben gerçekten bayıldım buna. Çok güzel bir renk. Benim yeni ürünlerle yaptığım makyaj bu şekildeydi. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Bakın elimin üstündeki şu an kurumuş. Şöyle göstereyim. Hiçbir bulaşma yok. Ve videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Ve videodan ayrılmadan önce de videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.